Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tamer Yeşildağ. Kameranın arkasında eşim Bengi Batı Yeşildağ var. Sen de hoş geldin Bengi. Hoş bulduk. Bana eşlik edecek bu videoda arkadaşlar Bengi. Öncelikle odama hoş geldiniz. Burası benim oyuncu odam. Videolarımı burada hazırlıyorum. Bütün gün oyun burada oynuyorum. Minimum 100.000 TL değerinde bu oda. Daha bile fazlası vardır. Kesinlikle daha fazladır. Hepsini, bütün donanımlarımı, kullandığım aletleri, eşyaları tek tek göstereceğim markalarıyla birlikte. Hesaplayabiliyorsanız hesaplayın, yorum olarak yazın. Ben de çok merak ediyorum ne kadar değeri. İlk olarak oyuncu bilgisayarımla başlayalım. Yeni bilgisayarım bu arada. Nasıl? Çok güzel. Işıl ışıl, RGB aydınlatmalı. Ekran kartım en önemlisi Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080. Daha önceden zaten videoda kutu açılışını yapmıştık Bengi. Evet, evet. Şuraya bir yere linkini bırakayım. Tıklayıp detaylı olarak izleyebilirsiniz. Her şeyini anlattık. Tensör çekirdeklerinden, o ışık hüzmelerini, ray tracing, yansımaları vesaire, hepsini tek tek o videoda anlatmıştık detaylıca. Bir oyuncunun isteyebileceği en güzel ekran kartlarından bir tanesi. Şimdi TUF Gaming ya, diğer donanımları da TUF Gaming olarak toplamaya çalıştım. Anakart mesela arkadaşlar Asus TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi modeli. İşte SATA'sı, HDMI'ları, USB 3.2 Gen, USB'si var arkadaşlar. İşte 6 tane farklı USB çıkışı var, birçok çıkışları vesaire var. Gayet yeterli AMD özelinde bir anakart. İşlemcim de AMD, ilk defa bu arada kullanıyorum. AMD Ryzen 9 5900X model arkadaşlar. Beni bayağı bir şaşırttı. İlk defa kullandığım için ben de merak içerisindeydim. Gayet yeterli çünkü ben videoları sadece oyun oynamıyorum. Oyun oynarken aynı zamanda oyunu kaydediyorum. İşte sesimi ayrı kaydediyorum. Görüntümü ayrı kaydediyorum aynı bilgisayar üzerine. O yüzden işlemci de çok önemliydi. Dar boğaz yapmaması gerekiyor bu güçlü ekran kartına ve anakarta özellikle arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir sistem topladım. Sıvı soğutma var. Şöyle bir yakından gösterebilirsem Bengi. O da Asus ROG Strix LC240 RGB modeli. Şöyle iki tane yukarıda ışıklandırmalı fanı var. 120 mm fanları. Onları işte Asus'un Armory Create diye bir programı var arkadaşlar. Onu indirip bu bütün RGB'leri Aura Sign, yani birlikte farklı farklı ışıkları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sıvı soğutma gayet yeterli. Zaten bunun için özel. Güç kaynağı olarak da şu an göremiyorsunuz, arkada kalıyor ama o da Asus TUF Gaming 750B. Yani 750 Watt bronz modeli. 6 yıl garantisi var. Bu makineyi beslemek için gayet yeterli bir güç kaynağı ve son olarak da Asus TUF Gaming GT501 kasa temperli camı var. Buradan görüyorsunuz ön tarafı metal, USB 3.0 çıkışları var işte vesaire çıkışları. Bu da gayet şık. 140 mm bir tane fanı arkada, 3 tane RGB 120 mm fanı da ön tarafta. Şu an inanın oda daha sıcaktır. İçerisi üfül üfül, soğutması gayet güzel. Zaten ekran kartının da bu kalın bloğu görüyorsunuz, soğutması çok çok iyi. Yani bilgisayarım bu şekilde. Diğer taraftan işte ne vardı? HyperX RAM'ler var. Seagate 2 TB SSD, 2 TB sabit disk var. O SSD sabit disk RAM'i üçüne toplamda 6000 lira gibi bir para verdim. Onlar biraz bana tuzlu geldi galiba. Bilmiyorum ne kadar. Oyuncu bilgisayarım bu şekilde. Sonra bir tane laptopum var. Bu laptopu ben size bunu da anlatmıştım. Asus ROG Strix Scar 17. Evin içinde çekmiştik. Hatta belki onu hatırlarsın. Eski evimizde balkonda vesaire çekmiştim. Fall Guys oynamıştım. Onun da linkini buralara koyarım. Detaylı bir şekilde bunu da anlattım arkadaşlar. 300 Hz işte ekranı var. Bunu bir senede uzun süredir kullanıyorum. Burada GeForce RTX 2080 süperdi galiba ekran kartı. O videodan bakın arkadaşlar. Sonra mouse olarak laptopta Logitech Superlight Pro modeli var. Şöyle taşınabilir. SSD kullanıyorum. Lexar SD kart. Okuyucu. Ne? Okuyucu. Okuyucu. Evet. Okuyucusu var arkadaşlar. Sonra uçuş yapıyorum. Logitech Flight Yoke System var. Bu throttle yanında birlikte geliyor. Logitech G29 direksiyonum var. Bunları bu tarafa kurdum. Tabii ki yer olmadığı için diğer masamda. Şimdi diğer masamı da göstereceğim.
Asus'un taşınabilir bir tane harici. Burada monitörünü kullanıyorum. Buraya bağlayarak uçuşlarımı böyle yapıyorum. Uçuşta kullandığım kulaklığım Logitech Pro arkadaşlar. Wireless kulaklığım var. Sonra bu Honeycomb marka bir tane daha yoke sistemim var. Yalnız bu Türkiye'de yok galiba. Bunu zaten bana Amerika'dan gönderdiler. Şunu da gösterebilirsek. Gayet farklı bir şey. Odamızda neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Havalandırmamız eksik. Ay evet. Şuraya bir tane klima taktırmam lazım normalde. Ama nedense ya küçük ne olacak ya diye düşündüm. O yüzden sıcakla raks ederken şöyle çok eski bir tane vantilatörüm var. Kaç yıllık ya? 8 senelik çok ya. Bayağı çok eski bir vantilatör. Şu anda da o yüzden bakın şu popuduğun olmasının sebebi o. Ha bu arada Rode Wireless mikrofonlar kullanıyoruz. Şu an Bengi'de de var. Evet. Yalnız bu birincisi ben bunları hiç beğenmedim ya. Neden beğenmedim söyleyeyim mi? Neden? Çok güzel ama wireless ikisini çıkarmışlar. Onda da şimdi biz de birazdan kamerada gösteririz. O kameraya da geçeceğiz o tarafa. İki tane vericisi var. Wireless 2'de tek alıcı iki tane verici yapmışlar. Anladın mı? Çok mantıklı. Mantıklı ama evet. Şey gibi hani taş devrinde öyle bir espri var ya. Hatırlarsınız belki şey var. Bir tane karikatür var. Baştan yuvarlak tekerleğe çıkarmıyor. Üçgeni, sonra kareyi, sonra beşgeni, sonra yuvarlağı çıkarıyor. Bilerek yapılmış piyasaya. Bir şey gibi. Muhtemelen bilerek yapılmış bir şey. Sonra sıradan nereden gidelim ya? O tarafa geçeriz. Hazır buradayken buradan başlayalım. Burası benim kablolarım var burada. İşte bir kablo tane... Kablo cehennemi. Aynen kablo cehennemi. Xbox'ın wireless, Xbox'ın özel wireless kulaklığı var. Ben bunu düşürdüm yalnız kırdım. Bayağı da üzüldüm de bir şekilde tutuyor. Ay ilk başta bana patladı da neyse. Aynen. Sen mi yaptın? Sonra... Pro kablolu kulaklık var Logitech'in, bu yedek kulaklığım burada. Aa sonra bak doğum gününde Bengi'nin yaptırdığı bir şey. Şöyle Alice'le fotoğrafımız 16.06.2021. Çok güzel fotoğraftı bu da. Ben bunları da Instagram'da paylaşmıştım değil mi? Evet Instagram Instagram'daki fotoğraflarım. Şurada bir tane kablosuz Asus Republic of Gamers'ın kulaklığı var. Bunda 13.000 TL kutu açılışı gibi bir şey yapmıştık. Orada bunları da tanıtmıştık. Hatta az önceki gösterdiğim monitör de var. Onu da kanaldan bakabilirsiniz. 3 tane henüz yapmadığım Lego'm var. Ferrari, Nissan. 5 sene sonra. He? 5 sene sonra yaparsın. Bunları yaparım diyorum. Ya. Bunları yeni aldım. Asıl bunu sonra evet, yaparım. Bunu yapmadığı için bunu 2 sene oldu. Önce, geçen sene, yani bir önceki seneki doğum gününde Bengi hediye almıştı. Videoda yapacağım bunu. Onlar da 5 sene sonra. Aynen. Bakın bu bayağı büyük bir şey. Hatta bak şuradan göstereyim. Bu da bir tane daha çok önceden ilk yaptığım Legolardan bir tanesi Chevrolet. Araba bunun kadar olacak. Bunun üzerine böyle 3 tane araba sığıyor. Çok büyük bir Lego olacak ki çok parçalı. Bunları, Bengi sen almıştın bunları Disney'den. Evet. Nereden almıştık hatırlamıyorum. Yani yurt dışından bir yerden almıştık. Aa sonra bakın şunu göstereyim. Bunu yeni aldım. Bunu özel bir tane video çekeceğim. Razer kişi bitirişi. Ya inanılmaz ilk Razer aldığım bir şey. Yani o videoda çekince anlatırım. 1000 lira falan verdim. 1000 TL. Peki bana fiyat tahmini yaptırmıştı. Ben ne kadar demiştim? 200 lira falan demiştik galiba. Hayır. 85'ten yukarı vermem biliyorum. Neyse. Bunun videosunu özel çekeceğim. Çok pişmanım bunu aldığıma. Diyorum ki ne kadar aldın diyorum. 200 ya bir şey değil diyor. Bak bu ilk çekim yaptığım turuncu levyedeyken kamera. Evet hatırlıyorum. 480p falan çekiyor herhalde. Bu da daha sonra çekim HD'ye geçtiğim ilk kamera. Şey tarihi eser korumasında. Aynen. Bunlar burada bu şekilde. Sonra Elgato'larım, işte HD, bu ne? HD'si, HD 60, HD 60S, Xbox üzerinden, konsol üzerinden bunlarla kayıt yapıyorum ki şu anda 4K 60S Plus'ını kullanıyorum. Birazdan onu da gösteririm. Buradan dedik ya, her şeyi göstereceğim size bu tarafta. Sonra burada bak, konsolları birazdan gösteririm arkada. Kutuları burada. Sonra... Burada kablolarım var. Bak bu kablonun bir hikayesi var. Tabletten işte iPad doğru. iPad'den kayıt ederken işte az önce gösterdiğim bunlarla da işte Elgato'larla kayıt ederken bunu kullanıyorum aracı olarak arkadaşlar. HDMI buraya geliyor. Bununla da tablete Lightning olarak giriyor. Sahte olan bu galiba. Bunu Kadıköy Yazıcıoğlu'ndan 120 liraya falan aldım. Ama nereden aldığımı hatırlamıyorum. İkinci veya üçüncü kattı. Rastgele bir dükkandan girip bayağı aradığım için çünkü çok dükkana girip çıktım bulamamıştım. Aldım ve bu sahte çıktı.
120 lira kazıklandım. Evet, ders olsun diye saklıyorum eve bunu. Eve şöyle gelmişti. Ben giderken dedim ki git Apple'dan al dedim. O da dedi ki yok ya ben bulurum Apple dedi. Apple pahalı oluyor ama. Aa gel dedi ki buldum ya ki, buldum işte dedi. Ve aa bir dakika bunu Apple'dan aldım. Doğru Apple Store'dan aldım. Evet. Online. Sonra burada bir dangle var. Ha kulaklık bunu saklıyorum geri vereceğim. Sanki çalmış gibi hissediyorum bunu ya. Yok şey, ama çanta burada mı kalmıştı? Ha bir yerde kalmıştı. Cebimizde mi öyle bir şeydi? Aa sonra kitaplarım var. Bak Harry Potter var. Asimov'un vakıf serisi var. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğu, anıları, geometrisi, mektupları var. Metro 2033, 34, 35. Sherlock Holmes. Bunu en son aldığım kitaplardan bir tanesi bu. Ha bak burada gamepadlerim var. Gamepad bayağı var burada ya. 10 tane falan var herhalde. 2 tane kırmızım var, 2 tane beyaz, 2 siyah, mavi, şey renk hepsi var. Bu benim için özel. Xbox One S Amerika'dan almıştım. Battlefield 4 özel versiyonu. İlk çıktığında bunu satın almıştım. Bu da onun şeyi. Yalnız o yok. O bir kuzenimde galiba. Xbox One, işte o One S. Bu da One X Scorpio Edition. Hatta bak buraya gelmişken bir şey daha göstereyim. Bu benim için çok özel. Bunu 10 yıl sonra aldım biliyor musunuz? Bu benim diplomam. Üniversite diplomam. Biliyorum. Ben galiba izleyenlere göstereyim de bunu da yalnız şöyle TC falan kapatalım öyle göstereyim. Bak ne güzel kabı yeni kalmış. Şöyle yani gösterelim. Yeni her zaman iyidir. Rektörde Tamer Yeşildağ yazacaklarmış, Yılmaz yazmışlar. 10 yıl sonra aldım bunu ya. Gittim direkt verdiler dediler al artık diplomanı. Öyle ki tozlanmışlar. Tabii ki hazır olacak. Sonra kitaplarımıza devam edelim istersen. Aa, bunlar şeyle figürleri sonra gösteririm. Zaman Çarkı serisi var. Sonra Witcher serisi var. Şöyle Bengi biraz daha uzaktan alırsan. Okay. Tat oyunları. Neydi ya bunun? Game of Thrones serisi var. Karakule serisi. İhsan Oktayanar'ı çok severim. Burada kitaplarının neredeyse hepsi var. İşte Yeraltı Edebiyatı kitapları var. Sonra Dune serisi var. Fahrenheit 451, Ben Robot. Osmanlı tarihi okumayı çok severim ki bayağı tarih kitabım var. Burada aşağıda Otostopçunun Galaksi Rehberi. Bir de bende figür var bayağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu tabii özel bir Funko Pop. Funko Pop. Arkadaşlar bunlardan bayağı var. Şurada da bakın. Yalnız bunların tanesi 200 lira olmuş ya. İnanılmaz pahalı. Ben bunları 10 euro, 20 euroya falan almıştım ki euro o zamanlar 5 lira falandı herhalde. 5-6 liraydı bilmiyorum. Figürlerim var. Assassin's Creed'ler vesaire. Ve 100 bin ödüllerim var. Eğlence kanalımın, oyun kanalımın. Ya milyon olamadık ya. Milyon ödüllüyle gelsin çok istiyorum. Daha eski kanallarımın milyon ödülleri vardı. Onları tabii alamadık, çaldırdık. Boş Dogs'un özel bir şeyi var. Sonra buraları gösterdik. Gel istersen arka tarafı. Ha şuralara bak. Şimdi bunları gösterdim ya. Bak Thrustmaster'ın rudder'ı var. Bu uçak kullanırken kullanıyorum bunu. Yani taksi yaparken böyle pedallar. Şunu geçen gün göstermiştim. Logitech'ten geldiğini. League of Legends özel. Şeyleri klavye, mouse, kulaklık. Bengi kullanıyor şu an bunları. Evet. Sonra Xbox One S. Ekstra bir tane daha var. Game Night diye bir şey gönderdiler. Bu da Amerika'dan geldi. Onun da özel bir videosunu çekeriz, oynarız. Sonra bunların hepsini ben yapıştırdım. Hatta şu an arkamda da var. Gel istersen onları da bu taraftan gösterelim. Tamam. Şöyle dönelim. Sesi biraz daha yapsın diye ama bütün odayı kaplamak gerekiyormuş. Fazla bir yararı olmuyor diyorlar. Bu gençliğimden bir gitar. 2-3 parça biliyorum en fazla. O kadar zaten teli kopuk. Jackson'ların da normalde yıldızları değerlidir. Şöyle bu ne? Xiaomi'ydi galiba. Sağ sol süpürmek için de bu bir süre sonra... Mi Vacuum Handled modeli bu arada. Ben bilmiyorum. Ama bu bir süre... bozuldu galiba bu ya. Bozuldu ne yazık ki. Bunu çok göndermemiz lazım evet, garantiye. Böyle bir şey beklemiyordum. Daha bir yılı yeni doldu. Bu da Gibson gitarım. Bunu daha iyi çalıyorum. Neydi bu? Gitar Hero. Eskiden bayağı popülerdi ya. Şu an nedense hiç çok çıkmadı. Bak bir şey daha göstereyim. Bu da Elgato'nun green screen'i. Green screen'i böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok kullanışlı. Evet, böyle kalıyor. Şöyle de kapatıyorum. Gel istersen son olarak bu tarafa da geçelim. Şimdi videolarımda mikrofon olarak Rode NT-USB mikrofonu kullanıyorum. Yıllardır da bunu kullanıyorum. İyi mi kötü mü bilmiyorum çünkü karşılaştıracak bir şeyim yok. Ama yani gayet iyi sonuç alıyorum ki Adobe Audition'da kaydediyorum sesi. Logitech Brio 4K
webcam kullanıyorum arkadaşlar. Gayet memnunum. ViewSonic 4K monitörüm var. Bu da oval 1080p monitörüm. Az önce bahsettiğim 4K 60S Plus. İşte tabletten olsun, konsollardan olsun bundan kayıt yapıyorum. Harici bir ekran kaydedici arkadaşlar. Kulaklığım G733. Şöyle göstereyim, ışıkları falan yanıyor. Açınca Logitech G502. Logitech G513 karbon klavyem arkadaşlar. Yine burada da gamepad'lerim var. Bu gamepad'ler niçin var? Şöyle arkaya da gösterebilirsek. Xbox Series S, Xbox Series X oyun konsollarım var. Diğer taraftan gel bak şu kamerayı da gösterelim, sen de gözük. Bu kamerada arkadaşlar vlog kamera, normalde bunu kullanırım diye almıştım ama bundan da pek memnun değilim. Canon G7X vlog kamera. Şöyle yapayım. Bu kamerayı arkadaşlar şu bakımdan beğenmedim. 4K çekerken böyle 5-10 dakika arasında kapatıyor kendini. Evet, ne yazık ki. Yani ne yazık ki bunda bir sorun var diyorlar. Bunu da göndermem lazım ama uğraşmadım. Sonra işte o Rode'un dediğim gibi iki tane böyle alıcısı var. Ayrı ayrı bir ton kablo takmak gerekiyor bunu iki tane mikrofonu kullanmak için. Şöyle bir power bank'im var. Bundan da çok memnunum. Xiaomi 10.000'likti de farklı bir model. Çünkü kamerayı da mesela bununla çalıştırabiliyorum. Wattı farklıydı galiba, yüksek. İyi bir modeli. Sonra şunu aldım. Mesela bu videoyu, bakın bu da benim telefonum. Bununla çekecektik. Şöyle çalıştırayım. DJI Osmo arkadaşlar. Yalnız bu yatay olduğu zaman böyle hareket ettirirken titriyor. Muhtemelen bendeki sorunlu. DJI Osmo 4. Bunu da aldım, yaklaşık 2 ay falan oldu. Hiç memnun değilim. Sürekli böyle çekerken oynuyor, hareket ediyor. Yani tam stabilite sağlamıyor. O yüzden bununla çekmiyoruz. Bengi'nin telefonuyla çekiyoruz. Ben de pek iPhone sevmem ama iPhone Pro Max 256 GB 12 bilmem ne. Hiç hayatımda şey kullanmadım. Hep Android kullandım bu arada telefon olarak. Bunda Osmo, DJI demişken bir de ben de DJI, bakın onu da şeyden göstereyim. Arabadaydı sanıyorum. DJI Mavic Air 2 Fly More Combo, yani ekstra pilleriyle aldım. Bunu da yeni aldım. Yaklaşık 10 bin lira bir fiyatı var. Bundan da memnunum DJI'ın ama Osmo 4'ten memnun değilim. Bundan da olmadı. Doğru cümle olmadı. Canon vesaire yapıyorum. Çekimlerde kullanıyorum. Videolarımda dikkat ederseniz yukarıdan çekimler de var. O çekimleri de bununla yapıyorum. Çok çok güzel bir drone. Koltuğum. Bu koltuktan bu arada iki tane var. Bir tane, evet, de oturma odasında var. 2-3 önceki videoda göstermiştik zaten size. İlk videolarımı çektiğim koltuğum. Bu eski olan mı, yeni o mu eski olan? Bu yeni ben olan. Eski, yani eski olanı ben yeniledim. Boyadım. Yani tamam. İlk videolarımı çektim oradaki. Evet. Bu oradaki. Yeni olan. Bu şey orijinali değil. Gel buradan devam edelim. Sonra bunu da yeni aldım. Uçuş videosu için GoPro Hero 8 Black. 9 da vardı. 5K videoya falan gerek yok diye aldım. Bu da 6000 lira, 5000 liraydı. Şöyle parçalarıyla, yedek piliyle falan 6000 lira gibi bir ücrete geldi. Bakın şurada yedek pilleri de var. Şarj cihazı falan var. Yalnız bunun parçaları, mesela atıyorum bu 400 liraydı galiba. Yani orijinal parçaları çok pahalı. Bayağı da bir aparat almak gerekiyor. Onun için hayatımda yaptığım en mantıklı alışverişlerden biri gibi gözüküyor. Bu Zone yazıyor da markası doğru olmayabilir. Yani çakma bir marka. 25 parça GoPro, işte bisiklete bağlamalı kafa, işte vücut bandı, yapıştırmaları vesaire 25 parça var içinde. 200-250 lira arası bir fiyata aldım. İnşallah, yani bana çok mantıklı geldi. Çünkü dediğim gibi sadece şu 400 liraya inanılmaz pahalı. Ben çantanın kalitesine falan da hayran oldum. Bu arada hiç böyle bir şey beklemedim. Yani Çin malı, yani yan sanayi ama birinci bence sınıf Çin malı. Yani güzel. Burada bu arada yine ekstra kutular vesaire var. Sonra ne anlatmadık? Şöyle gamepad'ler, pil gerekiyor. Şunu aldım. Yani fiyat performans diyelim. O kadar iyi değil. Uzun değil piller de, şurada şeyi gösterdiği için bunu aldım ya. Yüzdelerini gösteriyor şarj ederken. Her şeyimi size anlattım arkadaşlar. Mousepad'im Republic of Gamers, şampiyonların tercihi diyor. O kadar. Her şeyi anlattık, gösterdik. Odam bu şekildeydi. Gördünüz.
Bir tek klima eksiğim var, onu almam gerekiyor çünkü inanılmaz sıcak oluyor. Özellikle ışıklar vesaire ki şu an sadece birini açtım. Umuyorum beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bengi sen ne diyorsun? Bence güzel oldu ya, beğensinler. İçi dolu turşucuk ama bir şey daha var. Bu Fortnite, bununla birbirimize bayağı ateş ediyorduk. Nerf. Evet. İşte Fortnite'den hediye olarak gelmişti. Bu da, bunu zannediyorum Paris'te verdiler. Alice için oyuncak. Sözde ama Alice tabii oynamıyor, büyük geliyor. Far Cry 5'indi galiba. Onda bir köpek vardı. O köpek getirsin diye. Evet. Asus'a bilgisayarıma sponsor olduğu için çok ama çok teşekkür ederim. Kulaklık, klavye, mouse'la da sponsorum Logitech arkadaşlar. Onlara da buradan teşekkür ederim. Bu şekildeydi. Açıklama kısmında bilgisayarın özelliklerini yazacağım. Bakabilirsiniz tek tek. Siz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar ayrıntılarıyla. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz, destek olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Özellikle oyun kanalıma lütfen abone olun. Takipte kalın diyelim. Denge. Hoşça kalın.